mimarisi, konumlandığı bölgenin güzelliği ve kendine özgü karakteristik sokaklarıyla çok özel bir mekan olan Esma Sultan Namazgahı'ndayız. Öncesinde bu müstesna yapıya ev sahipliği yapan İstanbul'un eski semtlerinden Kadırga'da küçük bir gezinti yapalım. Kadırga, İstanbul ilinin Fatih ilçesinde bulunan, kadırgaların barındığı büyük bir liman olan Kadırga Meydanı'nı da içinde bulunduran bir semt. Kumkapı ile Ahırkapı arasında kalan küçük bir semt olan Kadırga, ismini limana bağlı Osmanlı kadırgalarından almıştır. Günümüzde asırlık ağaçların bulunduğu sakin bir semt olan Kadırga'da, oldukça şirin bir parkın içinde bulunan ve inşası 1781 yılında tamamlanan Esma Sultan Namazgahı fevkani, yani yükseltilmiş namazgah türünün en önemli örneklerinden biridir. İlk etapta bir meydan çeşmesi olarak inşa edilen bu tarihi yapı, Esma Sultan'ın terasına bir namazgah ekletmesiyle çok fonksiyonlu bir namazgah haline gelmiştir. Esma Sultan Meydan Çeşmesi ve Namazgahı, dört cephede mermer tekneli çeşmelere sahiptir ve namazgaha yan cephedeki mermer merdivenden çıkılmaktadır. ...1781 yılında yapılmış. Kaynaklarda, bazı kaynaklarda 1779, bazı kaynaklarda 1781 olarak geçer miladi. Hicri 1193 yılında yapılmış. Esma Sultan tabii 3. Ahmet'in kızı. Aynı zamanda Muhsinzade Mehmet Paşa'nın da eşi. Muhsinzade Mehmet Paşa da sadrazam, Osmanlı sadrazamı. Bu namazgah ve çeşme yaptırdıktan sonra Esma Sultan 1788 yılında vefat ediyor. Eyüp'te, mezarı Eyüp Sultan'da, kocasının yanına defnedilmiş. Yani sadrazam Muhsinzade Mehmet Paşa'nın yanına defnedilmiş. Bu tabii öncelikle aslında bir çeşme olarak, yani bir meydan çeşmesi olarak inşa edildiğini bunu okuyoruz, görüyoruz. O dönem tabii birçok valide sultan bu tür İstanbul'da meydan çeşmeleri yaptırıyorlar. Ama çok güzel bir çözüm bulmuş Esma Sultan. Bunun yanına bir de terasına bir namazgah ekleyerek çok fonksiyonlu bir yapı haline getirmiş. Dört yüzlü bir çeşmedir ve mermerdir Esma Sultan Çeşmesi. Dört tarafında da mermer tekneler bulunur. Mermer yalak taşları ve tekne taşları vardır. Fakat köşeleri çok güzel pahlanarak, köşelerde çok güzel mimari çözümler elde edilmiştir. Böyle kum taşlarıyla, kum saatleriyle çok zarif şekilde aşağıya inen ve orada bir muslukla tamamlanan, kurnasıyla tamamlanan ve kurnanın altında yine bir boğumla tamamlanan dört tarafında çok güzel örnekler vardır. Esma Sultan Çeşmesi tabi barok üslubunda. Süsleme üsluplarına baktığımız zaman Esma Sultan Çeşmesi'ndeki üslubun barok olduğunu görüyoruz. Kuzey kısmında bir tek kollu bir merdiven vardır Esma Sultan Namazgahı'nın. Ve burada yaklaşık 20 adet basamakla çıkılan ve üstünün namazgah olduğu bir alan inşa edilmiştir. Bu namazgahta tabii bir mihrap yoktur, bir namazgah taşı bulunmamaktadır. Ama kıble yönü belli edilmiştir. Batı cephesinde Esma Sultan Namazgahı'nın ve çeşmesinin batı cephesinde bir beyit vardır. 6 beyit. Tahir Efendi tarafından yazılmış ve Mehmet Şevki Efendi tarafından yazılmıştır. Meşhur hattat Mehmet Şevki tarafından yazılmıştır. O beyitte de işte bu tarihi bilgileri, inşaat tarihlerini görmekteyiz, bulmaktayız bunları. Esma Sultan Namazgahı kübik bir yapıdadır. Kuzey cephesinde 3 musluk, diğer 3 cephesinde ise birer musluk bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma kütleli çeşmenin karşılıklı 2 cephesindeki bu musluklar S ve C kıvrımlı kemerlerle süslenerek
çeşmeye estetik bir görüntü kazandırılmıştır. Kum taşları ve kum saatleri eklenen köşeleri estetik bir mimari görünüm kazanmıştır. Ayna taşlarının üzerinde kıvrımlı kemerler bulunur. Bezemeli niş köşeliklerinin üzerinde dikdörtgen pano içinde 6 beytlik kitabe yer alır. Bu kitabe çeşmenin inşa tarihini vermektedir. Tahir Efendi ve meşhur hattat Mehmet Şevki Efendi tarafından yazılmış beyitte yapının tarihi ve inşa bilgileri bulunmaktadır. Çeşmenin kuzey ve batı köşesine ters çan biçiminde desteklerle oturtulmuş iki kurna, güney köşesine ise üç bölmeli bir yalak yerleştirilmiştir. Mihrabı bulunmayan namazgahın kıble yönü belli edilmiştir. Kuzey cephesindeki merdivenden çıkılan namazgahın çeşmenin tavan kısmında yer alması, İslam kültüründe temizliğin ibadetteki yerini göstermesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu konuda yeniden bir çalışma yapmamız lazım. Namazgah konusunda bilhassa üniversitelerin bir çalışma yaparak bu konuyu ele almamız lazım. Ve bu konuyu da koruma amaçlı imar planlarına işlememiz lazım. Yani burası namazgah alanıdır şeklinde. Buranın yeniden inşası, ihyası için ve rekonstrüksiyonu için bütün bu namazgahlarda iyi bir belgeleme ve tarih çalışması yapılması gerekir. Eski bilgilere, belgelere ulaşacağız. Buradan dönem analizleri yapacağız. Analitik röleveler çıkartarak bizim bu namazgahları yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Biz çok sayıda tarihi yarımadada Fatih'te kayıp mescit, kayıp cami inşa ettik. Namazgahların yeniden inşası ve rekonstrüksiyonu camilerden çok daha kolay. Sonuçta yükseltilmiş bir yapı. Çeşmesini koyacaksınız, terasına da ya da yanına da bir namazgah koyacaksınız. Dilerim bu konuda bir çalışma başlatılarak bu namazgahların sadece tarih kitaplarında kalmasının önüne geçilir. Bu çalışmanın ve bu yayınlar tabii ki kamuoyunda bir farkındalık da oluşturacaktır. Ve buradan yola çıkarak muhakkak belediyelerimize düşen görev, yerel yönetimlere gerek ilçe bazında gerekse büyükşehir belediyeleri bazında düşen görev, hemen planlama imar bürolarımızın bu konuda bir belgeleme çalışması yaparak koruma amaçlı imar planlarına ya da imar planlarına 1/5000 ve 1000 ölçekli imar planlarına bu namazgahların işlenmesi ve bir plan notu olarak konması, yanında bir plan notuyla da bu namazgahlar yeniden inşa edilecektir bulundukları yerlerde şeklinde bir plan notuyla bunların yeniden topluma ve hayata kazandırılması gerekir. Yılında Avrupa Kültür Başkenti projesi kapsamında başarılı bir şekilde restore edilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Esma Sultan Namazgahı'nı kendisini çevreleyen ağaçlarda yuva yapmış kuşlar ve parkında oynayan çocuklarla baş başa bırakırken bu müstesna yapıyı imar eden ecdadımızı bir kez daha hayır ve dualarla yad ediyoruz.